Hepinize merhabalar. Saat şu an 3 falan oldu ve ben kamerayı yeni açabildim. Biraz işlerim vardı. Bir de biraz mide bulantım vardı. Onun geçmesini bekledim. Şimdi biraz daha iyiyim ama karşınıza böyle bir tık çıktığım için çok üzgünüm. Kusura bakmayın lütfen. Markete gittik geldik Almila'yla şimdi. İlk önce Almila'nın aldığı şeyi göstereyim. Aslında biz bunu daha önce de görmüştük ama fiyatı şu anki aldığımız fiyat değildi. Ve ben değeceğini düşünmediğim için almamıştım ama indirimde olduğunu görünce Almila da çok istediği için kırmadım. Bu sefer aldım. Ne aldık anneciğim biz? Şu. Ne bu? Ütü masası. Evet, ütü masası. Evet. Ütü masası. Harika. Ha, harika. Dur açayım ben sana bir dakika. Ay dur düştü. Anne düştü. Gerçekten bayağı karışık bir şey. Çözemedim ya da ben anlamadığım için bana karışık geldi. Evet, burası da böyle. Evet. Yaptın mı? Tamam, yapıyorum anneciğim. Ay, ya böyle bir tane askı çıkıyor içerisinden. Bir ütü. Annem askı değil. Bebeğin kıyafetlerini ütüleyeceksin. Mesela bu bebeğinin kıyafetini çıkart. Bunları da yıkayalım anne, kirlenmiş yine. Haftada bir kere şu bebek kıyafetlerini yıkıyorum yani. İnanın o kadar çabuk kirleniyor ki. Yaparken genelde sen uyuyorsun, hep yukarıda oluyorsun. Evet. Sonra bunu böyle yapıyoruz. Evet. Böyle asıyorsun. Çok güzelmiş. Bana anne, anne bak. Şimdi ben sizlere neler aldığımı göstereyim. Ondan sonra Aynos'u hamburger istedi benden. Evde kıyma kalmamıştı. Ve şu an yapmaya da çok üşendiğim için hazır aldım köftesini falan. Şimdi onları göstereceğim. Ama ilk önce şu balkon kapısını bir kapatalım. Efendim. Sen yapabilirsin. Ben güveniyorum sana. Şimdilik. A101'e gittim. A101'den böyle görünce canım istedi. Bu eski pizza krakerlerden aldım. Sabahları benim için kahvaltı yapmak artık bir işkence oldu. Neden? Yemezdim ama hani acıkınca yerdim. Şimdi her sabah düzenli bir şekilde kahvaltı yapmaya çalışıyorum ama eskisi gibi değil. Yani canım hiç istemiyor. Askı dedi değil mi? Askı dedi değil mi? O askı var ya, ona tak onu da. Tamam mı? Böyle kahvaltıda bu şeyler iyi oluyor. Bu kanepeler kahvaltıda iyi oluyor. En azından tost makinesinde böyle mini tost yapıyorum. Ya da içine kaşar koyup fırına veriyorum. Böyle çok güzel poğaça gibi oluyor. Değişiklik olur bizim için de, Almila için de diye bir tane aldım. Zaten bir tane kalmıştı. Anne suya kakaolu süt aldım. 4 tane kakaolu, 2 tane sütlü aldım. Anne su bugün rahat durmuyor. Anneciğim askı yok. Senin askılarında ona olmaz. O içerideki bebek askısına takman gerekiyor. Olmaz. Hayır. Laf anlatmak o kadar zor ki Almila. İki tane de Harley aldım. Sonra Nescafe aldım. Evet, Nescafe eskisi kadar içmiyorum tabii ki. Hatta hiç içmediğim günler oluyor. Efendim. Of. Gerçekten bazen o kadar yorucu oluyor ki her şey. Yani.
Hiç içmediğim zamanlar da oluyor ama bazen böyle canım istiyor. O zamanlarda eşimle birer tane içiyorum. Önceden mesela günde 2 tane falan, 2 tane 3 tane içiyordum. Ama kaç gündür hiç içmiyorum mesela. Bu şekilde tereyağı gelmiş. Çok şaşırdım. Fiyatı beni çok şaşırttı. Ne kadar? 5.95 gibi bir fiyatı vardı. Ya bunun reklamını gördüm televizyonda. Ve çok merak ediyordum. Gerçi evde yemek yapmıyorum. O ayrı bir mesele ama. Yani gerçi evde yemek yapmıyorum ayrı ama kekte, börekte, poğaçada da kullanılabiliyormuş. Çok merak ettiğim için denemek istedim. Aldım. Yanında da düştü. Yanında bu şekilde spatula hediyeliydi. Gıda ile teması uygundur. Gerçekten çok yumuşak bir spatula. Böyle bir tane spatula hediyeliydi. Aynı su bu Danone'nin Danettes'ini istedi. Ondan aldım. Yine meyve suyu. Bu Kinder'in çikolatasını aynı su dondurma sanıyor. Dolapta soğuyunca böyle dondurma diye yiyor. Bu dana hamburger köfteyi aldım. 5 adet 5.95'ti. Fiyatı da gayet iyi bence. Şimdi bunu yapacağız birlikte. Bir adet cüzdan. Bir tane yarım yağlı süt. Kahvaltılarda içmek için 2 tane vişne suyu aldım kendime. Ve bunun da fiyatı beni çok ama çok şaşırttı. Bu Hacı Yatmaz diye geçiyor. Şimdi göstereceğim size. Şunlar var ya deniz için. Bunlar normalde 20-25 liraya satılıyor. Ve 8.95'ti fiyatı. Bir tane kalmıştı. O yüzden desenini, modelini seçme şansımız yoktu. Denizde gayet güzel oluyor. Böyle değişik şeyler çocuklar için. Bu da sanırım şu. Evet. Bendeki şu deseni. Zaten başka da yoktu. Bir tane kalmıştı. Ben de hemen aldım. Bu da patladığı zaman bu içinden de böyle bir kağıt çıktı. Patladığında tamir edeceğiniz yeri temizleyin ve üzerine bunu yapıştırın diyor. Bunu saklayacağım. Şimdilik şöyle şuraya koyayım. Gerçekten bunun fiyatını görünce çok şaşırdım. Bunu annemlerin oraya götürürüm. Orada artık denize giderken oradan götürürüz abimle. Şimdi şurada dursun. Ve bir tane de fırın temizleyicim bitmişti. O yüzden bunu denemek istedim bu sefer de. Fırın, ocak, mangal, aspiratör temizliği diyor. Yanmış yağları kolaylıkla temizler. Bu sefer de bunu kullanmak istedim ve bunu aldım. Biraz da hamburger ekmeği aldım. Hamburger yapacağız şimdi. Evet. Aldıklarım bu kadar. Şimdi ben şu ortalığı bir toplayayım. Sonra geleyim. Makinesini yapacaktım ama benim tost makinem bozuldu. Böyle fişi bir taktım bir gün. Patladı böyle. O priz yeri yandı. O yüzden kullanamıyorum şu an. Tavada yapacağım. Ve bu tereyağı deneyeceğim. Bunu dökeceğim. Çok merak ediyorum zaten nasıl bir şey olduğunu. O yüzden bunu denemek istedim. Tavaya biraz bundan dökeceğim. Yani margarin gibi kokuyor. Çok. Evet, aynı margarin gibi kokuyor. Bir tane yeter. Aynı suyla deneyeceğim. Buzdolabı poşetine geri kalan 2 tanesini kaldıracağım. Son kullanma tarihi de bu ayın yok. Son kullanma tarihi 2018 12. aya kadar. O zamana kadar da zaten biz bunları tüketiriz. Aynı suyla bu arada bu şekilde aparatif şeyler çok yapıyor. Babaannesine çıkıyor patates almaya. Hadi bakalım. Ters giydin bebeğim terliklerini. Düşmez. Ama düşebilirsin. Düşemez. Peki sen bilirsin. Dikkat et ama, olur mu? Ama sen bunu bekle. Tamam, bekliyorum ama. İçeri girene kadar burada duruyorum. Ama ilk defa bir şey almaya gönderdim.
Aferin ya benim kızıma. Bir tane. Hı. Patates kızartacağım az bir şey. Hepsini mi verecek? Aferin sana Almilosu. Patates mi aldın? Aferin sana. Tamam onu ama en sonu, o en son. Ben sana telefonumuzu vereyim. Anneciğim şimdilik değil bak. Ama beni üzüyorsun ama bak Almilosu yapmam bak. Yani ve şu an başlayalı bir ay olduğumu gerçekten inanın bilmiyorum. Ama Almilosu tuvalet eğitimini isteyen ve gerçekten bezi çıkartmak istediğini bana çok güzel hissettirdi. Gerçekten çocuğun ilk önce bezi bırakmak istediğini anlamanız gerekiyor. Eğer bir çocuk bezi bırakmak istemiyorsa işiniz çok zordur bence. Çünkü ilk önce onun gerçekten o bezi bırakmak istemesi ve tuvalete gerçekten oturmak istemesi, tuvaletini kendi yapmak istemesi gerekiyor. Çocuk istemediği sürece siz ne kadar hazır olsanız da o çocuğu maalesef alıştıramıyorsunuz. Ama Almilosu da çok şükür Allah'a ben hiçbir sıkıntı çekmedim. 2 hafta içerisinde bezi bıraktık. Ve hiçbir şekilde şu an bez takmıyoruz. Gündüz zaten ben bez takmıyordum. Bilenleriniz vardır. Ara ara dışarı çıktığım zamanlar ya da böyle kendimi iyi hissetmediğimde, evde çok işim olduğunda, Almilosu ile ilgilenemeyeceğim zamanlar bezi takmıyordum. Bezi takıyordum. Ama iyi hissettiğim zamanlar bezi takmıyordum. Aslında ben Almilosu'yu bu şekilde bence biraz alıştırdım bezden çıkması gerektiğine. Birden çıkartmadım çünkü. Yavaş yavaş annemin oraya gittim, bezi bıraktım. Biraz daha tereyağı dökeceğim. Ve patatesleri atacağım. Biraz Almilosu'yu sıkmadan, bunaltmadan bezden çıkarttım Almila'yı. Şu anda da hiçbir sıkıntımız yok. Tek sıkıntımız geceler. Kararmışım. Pardon, görmedim. Tek sıkıntımız geceler arkadaşlar. Ezgi arıyor. Efendim. Ben de hiç hayal edemedim gidelim diye. Çünkü içine bileyim. İnesim olmadı. Bir de zaten yazın her zaman aşağı iniliyor ya. İnsan zaten bıkıyor. Evet. Sinop zaten küçücük bir yer. Tek bir tane caddesi var. Gez gez aynı. Artık ezbere biliyorum. O yüzden insan da yine aynı yer. Nasıl deyip eve çıkacağız yani. Olay bundan ibaret. Akşam üzeri size hiç Snow'u göstermemiştim sanırım. Bu güzel ya. Güzel memleket. Ben çok seviyorum Snow'u. Burası Addax. Zaten belirli sayıda mağaza olduğu için
şu arada kotonlar. Buralar böyle hep mağaza. Ama öyle bilindik büyük mağazalar değil. Hani yerli mağazalar mı deniliyor? Şurada Valentina var. Bütün markaların yer aldığı İpek Yol, Batik, Tolga Saraçoğlu. Burası Esiva 22. Burası da Fenty. Gratis var. İleride bir de Eleshop var. Oralar yeni açıldı. İngilizcom var. Şu an bizim dükkan araya geldik. Bakın buradan aşağı iniyorsunuz. Bizim dükkan. Bakın burası da bizim dükkan. Evet, dükkanımızı da göstermiş olduk. Şimdi daha yakından göstereceğim. Evet, burası bizim dükkanımız. Burası da yapmış olduğumuz inşaatın tabelası. Böyle. Bu da bir adet Halis. Şöyle. Yani yollar kalabalık olmadan biraz çekeyim dedim. Ama birazcık sen konuşmazsın bence. Ne konuşayım ki? Ne konuşsun? Mesela niye sen kamerada çıkmıyorsun diye soruyorlar. Ha? Niye çıkmıyorsun? Tarzım değil. Tarzı değilmiş. Evet, şu an bağırıyorlar. Bittiler, boşver, bağırmıyorlar. İlk defa farklı birinin yanında elimden kamerayı aşağı indirmedim. Bu büyük bir başarı. Böyle buralar sinemanın ara sokakları. Burası böyle, bura balıkçılar diye mi geçiyor? Tersane. Tersane diye geçiyor burası. Burası tersane. Şu aradan da çay bahçelerine gidiliyor işte. Böyle. Burası çok lüks ve büyük bir lokanta. Nereye gidiyoruz? Çay bahçelerine. Hadi biraz tur atalım mı? Gidelim. Emzik'ten yakında biz de taşıyacağız. Biliyor musun sen? Buralar otel. Burası Denizci Oteli. Şurası Snow Park Otel. Burası Snow Boutique Otel. Ve şu yan tarafta Ruiz Otel. Reis Otel. Şöyle. Buralar tam merkezi Göbek'teki oteller değil mi? Ve bunlar merkezi ve Göbek'teki oteller. Yani gelebileceğiniz en iyi oteller buralar. Şu uzun oğlu çorba ızgara dönersin. Benim lise arkadaşım. Geldiğinizde mutlaka girin diyormuş reklamlar. Bunlar gezi tekneleri. Evet, yakınlaştıracağım ama. Evet, biz eve geldik. Dışarıdayken kameramın şarjı bitti. Maalesef şarjımı doldurmadan çıktığım için böyle bir Azizi'ye uğradım. Bu video nasıl bir video oldu, nasıl bir vlog oldu inanın hiç bilmiyorum. Çünkü gerçekten bugün uyudum. Yani bugün gerçekten hep uyudum. Kaç gündür iyiyim. Hani bundan önce sizlere bahsediyordum işte hani çok halsizim, çok yorgunum, çok bitkinim diye. Şu anda da bir tuhaf çıktığımın ben de farkındayım. Çünkü yani yüzüm çok tuhaf oldu. Böyle gözlerim çok şişti. Çok fazla DM'den soran oluyor. İyi misin, nasılsın, nasıl gidiyor diye. DM'lere cevap veremiyorum ama en kısa zamanda DM'lerinize geri döneceğim. Çok özür dilerim. Yorumlara da çok cevap veremiyorum farkındaysanız. Çünkü gerçekten o kadar uyuyorum ki. Anlatamam size. Yani boş vakitlerimde genelde uyuyorum. Ve bugün de size en son video çektikten sonra... Hamburger yaparken mi hatırlamıyorum. Ezgi aradı. Onunla telefonla konuştum. Sonra kısa bir bölüm çekerken kameramın şarjı bitti. Orayı ekleyebilir miyim bilmiyorum ne kadar çekti kamera. Ama eklersem görmüş olursunuz zaten. Ezgi aradı. Onunla konuştuk. Sonra biz yemek yedik kızımla. Ortalığı topladıktan sonra tekrardan yattım uyudum. Yani ki yemek yedikten sonra da uzandım. Tekrar Ezgi aradı. O zaman kalktım ayağa. Sonra da Ezgi senin bahanen ayağa kalkmış oldum. Bari ortalığı toplayayım. Sonra biz telefonu kapattık. Ben ortalığı topladım ve tekrardan yattım. İşte o zaman uyumuşum.
Gerçekten uyumuşum. Eşim geldiğinde kalktım. Kapının vurmasına kalktım. Annem de yukarıdaydı. Uyuyakalmışım. Ya o yüzden pek bir şey çekemedim. Eşim de halimi görünce, çünkü gerçekten uykudan kalktım, perişan durumdaydım, gözlerim şiş falan. Eşim de o halimi görünce hadi gel biraz hava alalım, aşağı inelim dedi. İlk inmek istemedim. Gerçekten ağladım. Çok ciddiyim, ağladım yani, ben ne yapacağım Halis böyle diye. Geçecek bugünler biliyorum. Şu an bu hamileliğin vermiş olduğu psikolojiyle çok fazla ağlıyorum. Zaten çok duygusal bir insanım. Ve bu durum artık beni çok üzmeye başladı. Çünkü hiçbir şey yapamıyorum. Gerçekten hiçbir şey yapamıyorum. Yani evi süpürüyorum ama sadece kendimi tatmin etmek için, hani süpürdüm demek için süpürüyorum. Çünkü yapamıyorum. Gerçekten yapamıyorum. Ama video çekemediğim zamanlara göre çok ama çok iyiyim. Video çekemediğim zamanlar kafamı dahi kaldıramıyordum. Midem çok bulanıyordu. Ki keza yine aynı şekilde midem bulanıyor. İstifra ediyorum falan ama o zamanlar çok daha kötüydüm. Şimdi biraz daha iyiyim. Daha rahatım en azından. Uykudan kalktığım zaman daha enerjik kalkıyorum. Daha iyi kalkıyorum. İlaçlarımı içmeyi unutuyorum. Çünkü hamile olduğumu daha adapte olamadım sanırım. İlaçlarımı içmeyi çok unutuyorum. Bu benim için çok kötü bir şey tabii ki. Ama elimden geldiğince kendimi hatırlatmaya çalışıyorum. Bir şekilde saatinde içmesem de bir şekilde ilaçlarımı içiyorum. Ama yemek yemiyorum. Bugün inanın ne yedim ben de bilmiyorum. Yani aşağıda bir tane simit yedim merkezde. İlk kızımla beraber işte böyle yarım hamburger yedim. Onunla duruyorum. Başka hiçbir şey yemedim. Yemek yemiyorum maalesef. Ama bugünler geçecek biliyorum. Çocuğumu, bebeğimi sağlıklı kucağıma aldığım zaman hiçbir şey kalmayacak aklımda. Hepsini unutmuş olacağım ve çok güzel günler olacak. Allah'ım o günleri bana nasip edecek inşallah. Hani merak ettiğiniz şeyleri bu videonun altına yorum olarak bana bırakırsanız eğer, ben de bunları toparlayıp bir video çekmek istiyorum. Aymla Su ilk mesela duyduğunda ne hissetti, ne söyledi? İşte baba, hani eşim işte ona söylediğinde nasıl bir tepki verdi? Ya da sormak istediğiniz farklı sorular varsa bu videonun altında bana sorarsanız eğer, ben de onları toparlayıp bir video haline getirmek istiyorum. Çünkü birkaç tane soru geldi ve tek tek hani aynı sorular birkaç defa geldiği için herkese tek tek yorum yazmak yerine bu şekilde video çekmeyi tercih ettim. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben bu şekilde düşündüm. Eğer sizler de benimle aynı fikirdeyseniz aşağı yorumlarınızı bırakın lütfen. Merak ettiğiniz sorular varsa lütfen aşağıya bırakın. Ben de onları bir video haline getirip sizlere videosunu çekeyim ve o şekilde de sorularınızı cevaplamış olayım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.